Allah'ın rahmeti, bereketi, esenliği üzerinize olsun sevgili izleyiciler. Kanal 7 ekranlarından, Muhabbet Kapısı'ndan yine bir pazar sabahı ve sezonunda son programı olarak bu sezon inşallah karşınızdayız. Rabbim feyizli, bereketli, güzel bir gün nasip eylesin. Gönlümüzün süruru, gözümüzün neşesi, yuvamızın mutluluğu, bir gün geçirmek nasip olsun. Geleceklerimiz, gelecek günlerimiz bugünlerden daha da güzel olsun inşallah. Evet, bugün seferilik, tatil, işte rif, bahar, mevsimler geliyor geçiyor ömürde. İnsanlar da büyük şehirlerde mümkün mertebe yazları uzaklaşmak, bahar görmek efendim, yazı daha böyle kırlarda, yaylalarda, serin havada, soğuk sularda geçirmek, deniz kenarlarında geçirmek istiyorlar. Buna da insanın hakkı var. Ruhlar da, bedenler de elbette yoruluyor, meşguliyet oluyor. Ama insan olmak, ruhun gıdasını vermek, Allah'a karşı vazifelerimiz bitmiyor. Dolayısıyla seferilikte de, seyahatte de, tatilde de ibadetlerimiz devam ediyor. Kulluğumuz devam ediyor. İhtiyaçlarımız devam ediyor. Bir Müslüman olarak bu sırada vazifelerimiz nasıl olmalı? Bütün bunları enine boyuna Kur'an ve sünnet ışığında inşallah ele almaya çalışacağız. Hediyelerimi tanıtayım. Telefonları bekliyor, alacağım. Önce Sesli Yasin çok güzel, hakikaten onu tanıtayım. Çocuklar için, Kur'an'a yeni geçenler için, hatta herkes için de mümkün. Güzel karilerin, hocaların okuduğu Sesli Yasin kitabı her eve lazım. Çocuklar için de çok neşe kaynağı oluyor ve merak ediyorlar. Ve sevdikleri için de sürekli dinliyorlar. Çok kıymetli bir hediyemiz. Şifreleri bilen kardeşlerimizden bir kişiye. Yine Kabe maketli ve büyük boy, okunaklı Kur'an-ı Kerim. Yine hanımlar için de güzel eşarplar. Bugünün hediyesi şifreleri bilenlerden. Telefonumuz hazırmış. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar efendim. Aleykümselam. Hayırlı sabahlar. Buyurun. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun Ayşe Hanım. Selamlar, hürmetler. Buyurun. Ben size bir sorum olacaktı da. Dinliyorum. Ben 22 yıldır babamla görüşmüyorum. Evet. Yani daha doğrusu babam benimle görüşmüyor. 22 yıl oldu. Evet. Bu nasıl bir kin, nasıl bir öfke, nasıl bir kavga? Ne oldu, hayırdır? Eşim beni kaçırdı. Hı. Benim kaçtığımı zannediyor babam ama kim araya girdiyse kesinlikle bunları kabul etmiyor. Bir araya geldiğimiz zaman da konuşmuyor. Hı-hı. Kardeşimle görüşüyorum. Annem vefat ettikten sonra babam ikinci evliliğini yaptı. Sizin çocuklarınız var mı? Var, 21 yaşında kızım var. Ona 17 yaşında da oğlum var. Onlar görüşüyorlar mı babanızla? Yok, çocuklarımla görüşmek istemiyor. Onlar da kabul etmiyor. Onları da kabul etmiyor. Allah Allah. Peki özür dilediniz, hediye gönderdiniz, barışmak istediniz. Hediye göndermedim, barışmak şey yaptım ama hediye falan göndermedim çünkü kabul etmez, çok kinci. Aynı yerde mi oturuyorsunuz, aynı şehirde? Evet, İstanbul'da. Ya bu tabii kini nefreti büyütmemek lazım. Şimdi çocuklarınız olmuş. Pişman da değilsiniz herhalde evliliğinizden. Hayırlı bir evlilik mi? Evliliğimden pişman değilim. Ama sadece kaçtığım için çok pişmanım. Babamın rızası olsaydı keşke. Ama gerçi ben kendim kaçmadım. Evet, anladım. Şimdi esas mutluluk için hakikaten anne babanın rızasıyla, ailelerin muvafakatıyla böyle gelin olmak, damat olmak, düğün dernek yapmak. Bunlar çok güzel şeyler. İnsanın evet. Ömründe bir defa oluyor ve önemli bir hatıra, dönüm noktası. Orada ailelerin umutları, ümitleri, beklentileri, hayalleri yıkılıyor. Siz onu incittiniz, yıktınız. Tamir etmek size düşer. Babaya düşmez orada. Elinizden geleni, elinizden geleni yapacaksınız. Siz gayret edeceksiniz. Babadır sonuçta. Anne de, evet. Anne de vefat mı etti dediniz? Ayrıldı mı? Evet. Vefat etti. Vefat baba etti. Tekrar evlendi. Evet. Kendi düzenini kurdu. Sizin düzeninize de evet. Rıza gösterecek. Araya onu kıramayacak, onun kıramadığı insanlar girsin, büyükler girsin. Herkes girdi. Hı. Ama olmuyor. Olmuyor diyorsunuz. Bir günde evet. Olmaz, bir gün olur derdi hocam. İnşallah gayret edin. Allah'tan ümit kesilmez. Siz vazifenizi yapın. Gerisi Allah'a kalmış. Sorumluluk vebal ona geçer bu sefer.
o kadar kin nefreti büyütmemesi lazım. Çocukları devreye sokun. Eşinizi devreye sokun. İnşallah düzelir. İnşallah düzelir. Yani Allah razı olsun. Tehabbu, hediyeleşin. Sevginiz, muhabbetiniz artsın diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir de özür, gerçek özür dilendiği zaman yani ne yaparsan ben razıyım, ben suçluyum dediğin zaman karşı taraf affetmeye yanaşır. Ama siz de şöyleydiniz, biz de böyleydik. Karşı rekabet yapmaya başlayınca herkes kendini savunuyor. Yumuşatın işi inşallah, hediyelerle özellikle. Rabbim yardımcın olsun. Başka soru var mı kardeşim? Çok sağ olun. Allah razı olsun. Bu kadar. Allah güzel bir gelecek nasip etsin. Çocuklarınıza da, amin, size de inşallah. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Evet, diğer bir telefonumuz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar. İzmir'e hayırlı selam olsun. Hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı sabahlar hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim desem iyi olacak. Allah yalnız iyilerden eylesin. Yalnız benim bir sorum var hocam. Evet, buyurun. Benim 10 senelik bir borcum vardı. Bu borcu veremedim diye çok canım sıkılıyordu. Onlar da devamlı istiyorlardı, arayıp duruyorlardı. Evet. Ben veremedim diye üzülüyordum. Bir gün namazdan, bir gün değil, hani birkaç gün namazdan sonra hep dua ettim. Allah'ım bir yerden nasip olsun, nereden olursa kabulüm dedim. Bana bir miktar para nasip et de bu borcu ödeyeyim, bitireyim dedim. Evet. Para geldi ama bir yerden adam ota gitti. Ota gittiği yerden bir cüzdan buldu. Alıp geldi, cüzdan ıslanmış, paralar ıslanmış. Tamam. Aldı geldi, sobada kuruttuk. Tamam. Onları bu miktar tamam değil dedim ben kendi kendime. Bunu götür, diğer borcunu ver dedim adama. Nasıl diğer borcunu? Hani başka yere de borcu vardı ya. Tamam da. Başka yere de borcu vardı. O cüzdanın sahibi yok mu? Yok. Bulunmadı. Adı, adresi, hiçbir şeysi yoktu içinde. Siz peki polise, emniyete götürseniz? Vermedik. Vermediniz. Vermedik. Bu cüzdanı Allah bize gönderdi dediniz. Hah. Öyle dedik. Ama. Peki Tembelin Duası diye bir mesnevide Mevlana'nın anlattığı hikayeyi biliyor musun? Bilmiyorum. Ben onu anlatayım müsaade edersen. Teşekkür ederim. Bak seninle alakası var. Senin evet. Biraz duruşun, beklentin ona benziyor. Şimdi bir tane Davut Aleyhisselam zamanında tembel varmış. Evet. Bu tembel de madem beni tembel yarattın rızkımı ver Allah'ım dermiş. Madem beni tembel yarattın rızkımı gönder Allah'ım. Hep böyle dua ediyor. Hı. Artık meşhur olmuş. Demişler ki tembel rızık geliyor mu? Gelecek inşallah. Allah'a dua ediyorum. Hı. Bize de dua et derlermiş. Allah'ım onun da rızkını ver dermiş. Allah'ım bunun da rızkını ver dermiş. Neyse ümidini kesmemiş. Gece yarısı kalkmış gene ellerini açmış. Madem beni tembel yarattın, rızkımı gönder Allah. Madem beni tembel yarattın, beni mahcup bırakma Allah'ım, muhtaç etme Allah'ım. Hurra, evin içine bir öküz girmiş. Şükürler olsun, rızkımı gönderdin Allah'ım demiş. Bismillah, öküzü kesmiş. Ondan sonra parçaları ayırırken kanter içerisinde mahallenin kasabı gelmiş. Demiş ki ya tembel ne yaptın? Ne yaptım? Allah duamı kabul etti. Rabbim duamı kabul etti. Öküz gönderdi. Yok demiş, o benim kasaptan kaçtı. Ben kesecektim. Benim öküz. Nereden senin oluyor demiş. Ben yıllardır dua ediyorum. Tam can alıcı noktasında duamın. Allah öküzü gönderdi. O öküz benim demiş. Kasap da demiş yok olmaz. Davut Aleyhisselam'a gitmiş şikayet etmiş kasap. Davut Aleyhisselam tembele demiş ki ey tembel. Görüyorsun adam kesecekken dükkandan kaçmış. Öküz kasabın. Ay diyorum. Tam dua ederken o öküz benim evime niye girsin? Allah gönderdi onu demiş. Bunda bir hikmet yok mu? Sen bunu bir araştır demiş. Davut Aleyhisselam bir gün müsaade istemiş. Ertesi gün Cenab-ı Hak ona beyan etmiş, ayan etmiş. Halkı toplamış, kasabıyı huzuruna çağırmış, tembeli huzuruna çağırmış. Ve ey ahali, şimdi bu tembelle öküz ve kasap hakkında hükmümü veriyorum demiş. Ey tembel, öküz kestin, kestiğin öküz benim dedin, dua ettin öküz girdi.
ve ey kasap, sen de öküz benim dedin. Kasap da keserken elimden kaçırdın ve tembel benim öküzümü kesti, geri versin dedin. Esas hüküm şudur. Ey ahali, bilin ki bu kasap bir zamanlar bu tembelin babasının yanında işçiydi. Onun malına göz koydu, o tembelin babasını öldürdü ve şu ağacın dibine gömdü, mallarına el koydu. Kasabın dükkanı da, öküzleri de tembelindir demiş. Bu nasıl adalet demiş. Böyle adalet mi olur? Davut Aleyhisselam, hadi gidin kazın, cesedi göreceksiniz demiş ve bütün malı mülkü, kasap tutuklanmış, malı mülkü de tembele kalmış. Burada şunu anlatıyor Mevlana Celaleddin Rumi. Allah dilerse tembelin bile duasını kabul eder. Ey insan, gözü yaşlı dua edersen senin duanı kabul etmez mi? Senin de Allah duanı kabul etmiş, göndermiş. Evet. Peki borcu ödeyemediniz. Ne oldu sonra? Ödeyemedik. O borcu için oraya götür bu parayı dedim. Ben diğer borcunu ver. Oraya yetmeyecek dedim. Tamam. Vermedi. Çünkü oraya olan borç büyüktü. 10 milyar kadardı. Tamam. 2 milyar 300 kadar para geldi. Tamam. Bu parayı götür dedim. O borcunu öde dedim adama. Hı-hı. Fakat adam evimiz dedi. Gıtlık dedi. Evimizde yiyecek içecek kalmadı. Hani götüreyim dedi. Biraz eve masraf göreyim geleyim bundan dedi. İşte. Oraya sağa sola harcadı. Para bitti. Harcadı. Ben bunu böyle hani haram olduğunu bile bile torunlarım geldi. Onlara pişi yapayım dedim. Pişiyi yaptım. Fakat o pişiden bir lokma aldım. Ama onun haram olduğunu bile bile aldım gari. Niye haram olduğunu bile bile aldın? Yani o paranın bize gelip de bizim olmadığı için, onu harcadığımız için. Sizin olmadığın. Ama şurada bir noktayı sordum ben size. Bunun sahibini siz aradınız mı? Sahibi çıktı başka mı? Başka yere aramadık. Kimi arayalım? Götürsek karakolu marakolu versek orada kalır. Orada kalır. Peki siz ilan, onlar da bilmiyorlar ki. İlan ettiniz mi para bulduk etmedik diye? Etmediniz. İşte problem orada. Ha. Şöyle bir sene içerisinde ilan edecektiniz bir sene boyunca. Evet. Evet, sonra yapma. Muhtaç iseniz, sahibi çıkmadıysa harcayabilirdiniz. Evet. Ama siz ilan etmediniz. Etmedim. Onu harcadınız. Muhtaçtınız. İhtiyacınız da vardı. Evet. Dolayısıyla evet. Sahibi çıkarsa o parayı gene ödeyeceksiniz. Bir. İki. Evet. Ödeyecektik. Madem ilan etmediniz, orada bir kusurunuz oldu. Evet. İmkanınız olur, elinize para geçerse o bulduğunuz para kadar da tekrar bir hayır hasenat yapmanız lazım. Evet. İnşallah. Yani benim şimdi namazlarım eski namazlarım gibi olmuyor. Anladım. İçimden iman gelmiyor, imanımı kaybettim diye çok ağladım. İman kaybolmaz ki anacığım. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi. Biz iman etmişiz Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe. Evet. Şimdi sen imanlı bir kardeşimsin, soruyorsun bunu. Sen nasıl imanımı kaybetmiş? Günah başka bir şey, imanı kaybetmek başka bir şey. Günaha girmişsiniz. İman gitmez, inşallah adamı telafi eder. Adama deseydim o zaman, ben bunu borç için dua ettim. Allah böyle verdi demek aklıma gelmedi. Adam gitti masraf gördü geldi. Bak değişen bir şey olmaz. Değişen bir şey olmazdı. Siz onunla borcunuzu da ödeseydiniz yine haksız bir parayla borç ödemiş olacaktı. Yine öyleydi. Yine öyleydi. Değişen bir şey yok. Sahibi çıkmadıysa sizindir zaten artık. Şimdi, Allah affetsin. Acaba bu miktar parayı verince... Evet. Benim Allah'a karşı içimde öyle bir his gelir mi? İnşallah gelir. Gelir. Daha güzel kulluk edersin. Çünkü tövbe... Tövbe diyorum, çok tövbe tövbenin diyorum. Tövbenin bir yolu da kul hakkını ödemektir. O zamanki namazlarım gelmiyor kalbime. Gelir inşallah. Sen i̇nşallah. İhtiyaç sahibiysen, Allah'a evet. Karşı bunun cevabını verebileceksen hiç korkma. Hiç korkma. Allah yardımcın olsun. Cenab-ı Hak innallaha yağfiruz zunube cemia. İnnehu vel gafurur rahim. Allah tüm günahları affeder. O çok çok bağışlayan, çok çok affedendir.
Allah'a emanet ol. Sağlık, afiyet diliyorum. Bir şey daha sorabilir miyim? Tabii, buyur. Bu 70 bin la ilahe illallah diye bir şey var. Kelime-i Tevhid. Kelime-i Tevhid. Evet. Onu söyleyince bir sevabım olur mu? Olmaz mı? Men kâle la ilahe illallah dehalel cenne. Kim canı gönülden la ilahe illallah derse cennete girer diyor Allah-u Teala. Evet. Onun için 70 bin daha söyledin mi bir sürü sevap olur inşallah. Rabbim cennetine dahil eylesin seni. Bir daha sorayım. Sor. Zamanınızı alıyorum ben de. Bu ikinci defa bunu söyledim ben. 70 bin defa bunu söyledim. Maşallah. Sonra ikinci bir daha yaptım söyledim. Çok güzel. Çok güzel. Bunu babam rahmetliye bağışlarsın. Olur mu? Olur. Bağış yapabilirsin çünkü zikirler dua yerine geçer. Dua da ruhları rahatlatır. Amel defteri kapanmaz. Onların hanesine de sevap yazılır inşallah. Zikir olarak. Tabii, olur. Sırası var mıdır? Yani zikir etmenin bir sırası, isimden sırası var mıdır? Yoktur. Yatarken, hangisini kalkarken, geceleyin, gündüzleyin her yerde Müslüman zikreder. Ellezine yezkurun Allah'a kıyamam. İsimlerin sırası olur mu? Zikirlerde sıra yok anacığım. Yok mu? Yok. İstediğin zaman yaparsın zikri. Tamam, Allah'a emanet ol. Ederim. Sağlık, afiyet diliyorum. Geleceğiniz güzel olsun. Allah bol rızıklar versin size. Siz de hayrınızı yapasınız. Evet. Seferilik meselesi, sefer meselesi. Tahtayı alalım arkadaşlar şöyle. Şu asli vatan, vatanı asli, vatanı ikame, vatanı sükna meselesini anlatmamız lazım ki seferilik anlaşılsın. Vatan dediğimiz şey İslam ıstılahında, bu namazla alakalı, tahtayı alalım. Namazla alakalı vatan dediğimiz 3 tane vatanımız var bizim namaz için. 1- Doğduğumuz, büyüdüğümüz ve tekrar eninde sonunda oraya yerleşeceğimiz, orada ölmeyi düşündüğümüz, anamızın, babamızın, atamızın evinin, köyünün, yurdunun olduğu yerlere vatanı asli diyoruz. Şöyle iyi mi arkadaşlar? Böyle çevirdim. İyi mi böyle? Tamam. Şimdi vatanı asli, İnsan vatanı asli de, vatanı aslisinde seferi olmaz. Hiçbir zaman vatanı aslisinde seferi olmaz. Yani doğdum, büyüdüm, babamın evi var, annemin evi var, amcalarım orada, teyzelerim orada, biz oradayız. Biz oraya döneceğiz. Burada şimdi geçici çalışıyorum, geçici bir yerdeyim. Ben oralıyım, oraya gideceğim. Benim asıl vatanım orasıdır dediğimiz yere ne zaman gidersek gidelim, kaç günlüğüne gidersek gidelim, vatanı asli de seferi olmayız. Fakat vatanı asliyi niyetimizle değiştirebiliriz. Nasıl değiştirebiliriz? Rize'de doğdum, büyüdüm. Rize'de evim var. Babamın evi var, annemin evi var idi. Ama ben tahsil yapmak için İstanbul'a geldim. Burada evlendim, burada iş buldum, buraya yerleştim. Bir daha da ben Rize'ye dönmeyeceğim. Benim evim, köyüm, her şeyim burada. Çoluk çocuk buraya yerleştik, akrabalar da artık buraya yerleşti. Vatanı ikame iken burası vatanı asli oldu. Vatanı asli değişebilir. Değişebilir. Bu seferilik olmaz. Birincisi seferilik vatanı asli de olmaz. Ama iki, değişebilir. Vatanı asli değişebilir. Üç, birden fazla olabilir. Ne demek? İstanbul'u ben vatanı asli yaptım. Rize benim vatanı asli olmamdan çıktı. Veya Sivas benim vatanı asli olmamdan çıktı. Artık ben İstanbul'da namazlarımı
tam kılmak zorundayım. Seferi olamam buraya her geldiğimde, her oturduğumda. Ama Sivas'a gittiğimde, Rize'ye gittiğimde, Karabük'e gittiğimde ben artık seferi olurum. Çünkü vatan asliyi değiştirdim. Üçüncüsü, birden fazla vatan asli olabilir mi? Evet, olabilir. Ben öyle bir insanım ki emekliyim. Antalya'da da evim var. İstanbul'da da evim var. 6 ay İstanbul'da kalıyorum. 6 ay Antalya'da kalıyor. 2 tane evim var benim. İkisi de benim vatanım. İkisinde de seferi değilim. Veya Antalya'da yazlığım var. Ben her yaz 4 ay, 5 ay orada yazlıkta kalıyorum. Böyle ayarlamış. Yazlığım var, kışlığım var. O zaman benim 2 tane vatanım var. Her iki yerde de seferi olamam. Yani İstanbul'da da, örneğin Antalya'da da evim varsa seferi olamam. Ama bunun dışında askerlik için, okumak için, iş için gidip de sonunda vatanıma döneceğim dediğim yerler vatanı ikamedir. Vatanı ikame Vatan ikamede 15 günden az kaldığım her seferinde seferi olurum. 15 günden Şafilerde 4 gün az kalınacaksa seferi olur. Vatan ikame. Bir de vatanı sükna var. Vatanı sükna. Bunlar da yolculuktaki vatanlarımız. Yani 15 günden fazla kaldığımız yer, şuraya yanlış anlaşılmış. 15 günden fazla kaldığımız yer diyelim. Bu da 15 günden az kaldığımız yer. Yollarda veya gidip 2-3 gün tatillerde veya 10 gün tatile. Bunlara vatanı sükna deniyor. Şimdi gelelim. Vatanı sükna, vatanı ikame, vatanı asli. Hocam bunlar karışık. Biz bundan anlamayız. O zaman bize net şey söyle. Bir, doğduğum, büyüdüğüm yer, ben artık oraya gitmiyorum. Benim artık şehrim, karnımı doyurduğum yer, vatanım. Orayla kimsemiz kalmamış zaten diyorsan, senin vatanın burası. Sen oraya gidince köyün de olsa, eski köyün de olsa seferisin kardeşim. İki, Hanefi mezhebinde olanlar için 15 gün, Şafii mezhebinde olanlar için 4 günden fazla bir yere gidiyorsanız, gittiğiniz yerde seferi olamazsınız. Ama 15 günden az Hanefi mezhebinde ya da Şafilerde 4 günden az bir yerde kalacaksanız, orada da gittiğiniz geçici yerlerde seferisiniz. Yollarda da seferiyiz. Şehrin sınırlarını çıkarken seferilik başlar. Kendi şehrinin sınırlarına girerken seferilik sona erer. Peki seferilikte ne yapacağız? Seferilikte ne yapacağız? Şimdi Dilara'nın bir veteresi var. Onu izleyelim. Namazlarımızı nasıl kılacağız seferilikte? Bunları daha detaylı hem de tahtadan inşallah anlatayım. Bakalım Dilara Peygamber Efendimizle ilgili sorular sormuş halkımıza, ne cevap vermişler. Halkımıza Peygamberimizin kabri hangi şehirde diye soracağız. Bakalım ne cevaplar alacağız. Merhabalar. Peygamberimizin kabri hangi şehirde? Mekke'de. Teşekkür ederim. Mekke. Peygamber Efendimiz. Hac yaptığımız yerde. Medine'de. Mekke'de doğdu. Medine'de ailesi Hazreti Ayşe'nin evinde defnedilmiştir. Mekke'de doğdu, Medine'de vefat etti. Medine'de. Medine Ravza-i Mutahara'da. Medine'dedir. Medine'de. Peygamberimizin kabri Medine'dedir. Medine'dedir. Kabri Medine'de. Mekke. Medine. Mekke. Mekke'de. Mekke'de. Medine'de. Medine. Medine'de. Mekke'de. Medine-i Münevvere'de. Medine'de. Mekke'de. Medine. Mekke'de. Evet.
Dilara güzel cevaplar almışım. Mekke'de mi Medine'de mi? Halkın kafası karışık. Şimdi efendim neyi hatırladım? 1996'da Haç'da grubum var. Benim grubumla gidenler şanslı diye düşünüyorum. Çünkü sürekli onlara anlatıyorum. Bilgi veriyorum, ziyaret ettiriyorum, koşturuyoruz. Genciz o zaman da, bilgi de var, doktora yapıyorum. Peygamberimizin hayatını anlatıyorum. Günü gününe Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin hayatını anlatıyorum. Ashab-ı Suffi'yi anlatıyorum, Mescid-i Nebevi'yi anlatıyorum. Resulullah Efendimizin Ravzası'nı ziyaret ediyoruz. Kabri başında anlatıyorum. Ve içime şöyle bir duygu gelmişti. Benim hacılarım en bilgili hacılar oldular. Her şeyi öğrendiler. Çünkü 8 gün Medine'de kaldık. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyaret ettik. Peki 9. gün Mekke'ye vardık. 10. gün tavaf ederken aynı hacılardan bana ne sordular biliyor musunuz? Hocam peygamberimiz Kabe'nin yanında mı yatıyor? Mübarek biz 8 gün Medine'de peygamberi size anlattık, kabrinin başında anlattık. Medine'de peygamberin kabrinin yanında ben hayatını anlattım, dualar ettik, salatü selamlar getirdik. Ama sen niye 10. gün Mekke'ye gelince başın döndü, tekrar peygamber burada mı yatıyor? Hazreti Peygamber burada mı yatıyor diye soruyor. Bu bilgi eksikliği temelden öğrenilmeyince yaşlılıkta hacca gittiğinde ne kadar anlatırsan anlat kafa almıyor. İlişkileri kuramıyorlar ve gerçekten bir muamma, bir flu, bir alan kalıyor. O alanı çocuklukta doldurmak lazım. Gençlikte öğreteceksin. Yaşlıya anlat çok fazla almıyor. Yani çok fazla bir adım attıramıyorsun. Onun için gençlerin gitmesi, çocukların peygamberimizin hayatını çocukken çok iyi öğrenmesi gerekiyor. Evet, sokak sorularımız varmış, onları alalım. Merhaba hocam, seferi olan imamlık yapabilir mi? Evet, seferi olan imamlık yapabilir mi? Gelecek mi soru daha? Bir tane daha gelebilir. Peki bir soru daha gelsin. Merhabalar Mustafa Hocam. Seferi namazlarını 2 rekat mı kılmak zorundayız? Daha az ya da daha fazla mı oluyor? Bunu öğrenmek istiyorum mümkün ise. Teşekkür ederim şimdiden. Evet. Şimdi seferi demek seyahate giden insan, vatanından bir başka beldeye giden insan demektir. Ona seferi deniyor. Müsafir demek Arapça'da yolcu demektir. Bizde eve gelen misafir, yani eve gelen konuğa misafir diyoruz. Halbuki Arapça'da seferi demek, misafir demek, yola giden demek. Yola giden insan namazlarını ne yapacak? Kur'an-ı Kerim'de yol kat ettiğiniz zaman namazları kısaltmanızda size bir günah yoktur, sakınca yoktur diyor. Bu namazı kısaltmanızda size günah yoktur demek, bazı ashabın görüşlerine göre vaciptir, kısaltın anlamına da geliyor. İşte Hanefi mezhebi diyor ki, seferilikte namazları kısaltmak Allah'ın bir ikramıdır. O ikramı reddetmek ise, namazı kısaltmamak ise isaettir. Yani günahtır, kötülüktür diyor. Yani size ev sahibi bir şey ikram ediyor, siz almıyorsunuz. Kabalık yapmış oluyorsunuz. Allah kısaltın diyor, sen kısaltmayacağım diyorsun. Birincisi bu, kısaltmamız vaciptir, evladır, ikramı kabul etmektir. İkincisi, namazı biz zannediyoruz ki aslında namazı kısaltıyoruz. Hazreti Ayşe annemiz halbuki öyle demiyor. Diyor ki hadis-i şerifte, namazların aslı 2 rekattır. Bu namazlar hepsi 2 rekattır. Seferilikte 2 olarak kaldı. İkame halinde mukimken ziyade edildi. 3'e ya da 4'e çıktı. Demek ki aslı zaten namazın 2 rekat farzlar. Seferilikte aslına dönüyor. Hazreti Ayşe şöyle diyor. İkame halinde mukim iken, seferi yolcu değilken ziyade ediyoruz biz ona. İlave ediyoruz. Dikkat ederseniz 3. ve 4. rekatlarda, farzlarda Fatiha'dan sonra bir zamm-ı surede okumuyoruz. Niye okumuyoruz? Çünkü orası ziyade bir namazdır. Ziyade rekattır daha doğrusu.
Evet, iki rekat kılmak demek ki vaciptir. Kılmamak günahtır. Farzları dört olanları ikiye indireceğiz, kılacağız. Üçler aynı kalır, ikiler aynı kalır. Telefon varmış, telefonumuzu alalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı sabahlar. Buyurun efendim. Hocam benim sana bir sorum vardı. Dinliyorum. Benim 5 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Geleceği amin. Güzel olsun. Allah seninkiler de sana bağışlasın. Amin. Şimdi bunların içinde 4 tanesi benim öyle canımı yaktı ki bunu ben senin programını hiç kaçırmadan izlerim. Ben senin, sen bunu konuşurken duydum ben. Evlat ayrımı yapmayacaksın çünkü günah diye. Evet. Hocam ben nasıl evlat ayrımı yapmayayım? Bunun günahı ne? Ben 5 rekat namazımda bu 4 tanesine Allah canımı yaktınız, sizin canınızı da yaksın diye devam ediyorum. Ne yaptılar sana bu kadar senin ciğerini yaktılar? Çok yaptılar hocam. Hem malıma, hem namusuma, hem vicdanıma, annem, babam bu, evlat bu, anaya böyle istir atılmaz. Ya bunlar düşman mı? Sana nasıl namusuna, malına tasallut ederler? Ettiler. 4 senesi bunu bana yaptı. Bir tanesi de bir lokma ekmeğini benimle paylaşıyor. O da benim duamda gümbür gümbür gümbürü İstanbul'da. Birini çok seviyorsun, dördüne beddua ediyorsun. Çok seviyorum ama önümden gitmiyor hocam. Kaşığın altında bana gözüm var bile demedi bu yaşına geldi 45 yaşında. Bunun günahı var mı bana Allah aşkına? Sürat köprüsünden geçerken yanımda olsalar da katılan gazama düşseler hoşuma gider yanıyor diye. Allah Allah. O kadar canımı yaktılar. Bir anne evladına cehennemde yansın, sıratta geçerken bile yanımdan düşseler sevinirim diyorsa o çocuklar bir daha iflah olmaz ki. Olmasınlar hocam, olmasınlar. Çok canımı yaktılar. Bildiğin gibi değil. Yine alınacak da burada canlı yanında konuşulacak gibi değil. Peki pişmanlık duymuyorlar mı? Anne? Yok, yok. Hele büyüğü 53 yaşında bir tane büyük var. O bir defa bayramlarda, seyranlarda yanıma gelip de elime bile öpmemiştir. Allah Allah. Suçum büyük, o küçük oğlumu İstanbul'dakini çok severim hocam. Ama çocuk da beni seviyor hocam. Ne yapayım? O sana bakıyor, diyor, çok saygı bakıyor, gösteriyor. Çok bakıyor. Bir lokma ekmeğini. Bak ben emekliyim bugün. Bu aydan sonra Allah izin verirse yine atayım maaşımı. Tek canına yaşayan bir insanım ama ya, o yine o benim paramın üstüne sürekli takviye eder. Ya onlar da iyilik yapsınlar madem seni kıskanıyorlar. Yapmıyorlar. Yapmıyorlar hocam. Yapmıyorlar. Oy, sana bir şey söylensen senin oğlun var. Bu kelime kullanılıyor bana. Ben de oğlum varsa ben de oğluma dua ediyorum. Rabbim gökten aşağı yağdırsın, yerden toplasın diyorum. Öldüğü gibi de Muhammed Aleyhisselam'ın Efendimiz'in komşusu yapsın diyorum. Evet, işte dua alan ne güzel. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki ana babası ya da bir tanesi yanında olup da cenneti kazanamayana yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Anne babanın duasını alanlara ne güzel. Almayan, bedduasını alanlara yazıklar olsun. Yazıklar şimdi olsun. Evlat ayrımı yapmak şöyle anacığım. Evlat ayrımı yapmayı tabii Cenab-ı Hak affetmez. Peygamberimiz de ben sana kefil olamam diyor. Evlat ayrımı yapanlara şahitlik yapmıyor. Ancak o şöyle, çocuğu kendine bir kötülük yapmamış. Malına, namusuna, canına kastetmemiş. Normal diğer evladı nasılsa o da aynı şekilde davranmış ama ana baba evet, haksızlık yapıyor, evet, çocuğunu hocam ayırıyor. Tabisine evlendirdim, kıyıya kattım. Baba ekmeği yedirmedim, babası biraz kilosun erkeğiydi. Bilirsin. Biraz sinirli, it gibi. Ama ben onları hiç kimsenin eline koymadım, eşikte beşikte bırakmadım. Sonuçta kalan çocukların halini görüyorum. Ben yine şu kanaatteyim, pişman olurlarsa, sana gelir yalvarırlarsa, anacığım derlerse, sen yine onları bağışla. Sen şimdi böyle hani kızgınlıkla, kinle, nefretle cehenneme düşseler de acımam diyorsun ya, gözünün önünde yanacak olsa sen acırsın, anasın sen. Sen onları affetmek istersin. Onlar affedemem hocam, affedemem. Suçlarını...
Suçlarını bilirlerse bence onları sen bağışla, annelik yap gene, büyüklük yap. Yazık olur onlara. Bir tanesi de dün değil ki bana telefon açmış. Beni cevap vermiyorum telefonuna bak. Bu kadar bana niye kendisin? Sana 3 tane evlat büyüttüm, kız çocuğu. Bırakıp bunları çektin evlendin. Evet. İkinci eşiyle beraber. Allah sana can verdirmesin diyor. Ne vermesin diyor? Can verdirmesin sana Allah diyor. Oğlun mu diyor, kızın? Kızım değil, bunu da kızım değil. Sana, annesine diyor. Annesine diye, evet, bana değil, ben anneyim. Eline ne geçecek annesine Allah can verdirmesi? Allah ıslah etsin. Sen oğlun madem hayırlısı, hangisi hayırlısı onun yanında dur, kendini üzme. Onlar af dileyecekler, hocam, onlar üzüyorum. Suçlarını bilecekler, gelip özür dileyecekler, o zaman düşünürsün inşallah. Rabbim yardımcı olsun. Bana bir günahı var mı? Yok anacığım, onlar günahkar olmuş. Onlar senin hayattayken duanı almak zorundalar. Hep diyorum ki sen aydınlık yapıyorsun, oğlunu çok seviyorsun. Bana iyilik yapıyor, ben onu severim. Siz bana kötülük yapıyorsunuz, ben niye sizi seveceğim derim. Tabii. Oldu hocam. İyilik oldu. Yapanı Allah seveceğiz. Allah razı olsun. Allah yardımcın olsun. Amin. Sağlık, amin. Afiyet diliyorum. Hadi görüşürüz yine. Allah razı olsun. Giresun'a selamlar. Diğer bir telefonumuz hazırmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Ankara'ya selam olsun. Buyurun. Hocam benim bir sorum olacak da bizim yani ailevi bir durum. 10 yıldır çözülemeyen. Hayırdır yani, inşallah. Sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Hocam şimdi eşim 5 kardeşler. Eşim ve abisi babadan kalma marketi 25 yıl çalıştırmışlar. Biz eldimle beraber 5 yıl bir arada oturduk. Evet. Bileziklerimizi verdik, ev aldık. Tamam. Ve diğer kardeşler bunu baba malı olarak saydılar. Bir dakika. Diğer kardeşler baba malı olarak sizin verdiklerinizle mi baba malı sayıyorlar? Evet hocam. Yani biz bilezikleri verdik. Eğitimle birlikte 5 yıl bir arada oturduk ve eşim abisiyle birlikte 25 yıl çalışıp 2 tane ev aldılardı. Onu baba malına saydılar. Yani ondan dolayı bizim aramız bozuk. Yani doğrusu neyin ne olması gerekiyor. Hani dükkan baba dükkanı olduğu için o şekilde düşünerek yaptılar ama yani şey hani abisinin ve kardeşinin düğün masraflarını falan hep eşimle abisi marketten karşılamış. Evet. Yani hani onlar da markette olan hakkını zaten o şekilde verdik diye hani bunlar da kendisini bu şekilde savunuyorlar. Yani orta yolu bulamıyorlar bir türlü. Şimdi burada birincisi kayıtlı kuyutlu yazışmalı bir şeyler varsa hakkını herkes isteyecek. Ama kayıt yok orada da. Hayır. Ben size şunu yapmıştım. Şahidi de varsa şahit de geçerli. Ama şahidi de yoksa o zaman iyilik olsun diye yapmış olabilir. Veya borç olarak vermiş olabilir. Katkıda bulunmuş olabilir. Bunların tespit edilmesi lazım. Şahitlerin şahitlik etmesi lazım. Ortada şahit yok. Kayıt yok. Kuyut yok. Ben buraya gençken şu kadar para harcadım. İşte eşimin bileziğini buraya harcadım. Ama o da şöyle savunma yapabilir. Siz de o zaman bol bol aldınız, harcadınız. Şimdi bunların kaydı yok. Kardeşler arasında, baba evlat arasında yapılan ticarette de mutlaka kayıt yapmak lazım. Bu sizin probleminiz sadece sizde değil. İnanın hemen hemen aile içerisinde böyle ortak ticaret yapanların %90'ında var. Ve problem ortaya çıkınca çoğunlukla bize geliyor, intikal ediyor. Düzeltme imkanı da yok. Çünkü o kadar yani, karışık ki kimin kimin malı kime geçmiş hiç çözmek mümkün değil. Şimdi şöyle hocam, diğer kardeşler zaten hani herkes kendisine bir yol çizmiş. İyilikisi de hani marketi çalıştırmış 25 yıl. Hani bizim hakkımız, yani biz 25 yıl oraya emek verdik hani. Yani bizim emeğimiz nerede falan diye hani şey yapıyorlar. Doğru. Onlar da haklı ama diğer kardeşleriniz de bu market babamın marketi. Burada kalanlarda bizim de hakkımız var demeleri doğru. O da yanlış değil. Yani şöyle diyemez kardeşler. Siz gittiniz okudunuz. Biz size burada çalıştık, para gönderdik. Bu marketi çalıştırdık. Dolayısıyla burada bir hakkınız yok.
derlerse haksızlık olur. Çünkü babanın burası, babanın marketinden, babanın mirasından onların da hakkı var kardeşim. Ama karşı taraf biliyor ki abimin buraya bu kadar hizmeti var, bu kadar emeği var, bu kadar parası var. Benim ise çok fazla bir şeyim yok. Onlar beni razı edecek bir şey verirlerse ben de razı olurum. Ben onun tamamını, bütün hissesini istemem demesi gerekir. Burada da büyükler devreye girecek. Anne varsa anneler, babalar şahit olacak. Öyle olur. Yoksa kavgayla bu işi çözemezsiniz. Mahkemeyle hiç çözemezsiniz. Rızayla çözeceksiniz. İki tarafta kendisine fazla gelmesin, kardeşime fazla gitsin diye niyet ederse çözülür. İyi niyetle çözülür bu. Rabbim kavgadan yana değil, barıştan yana olanlardan eylesin. Mal yüzünden kardeşi terk etmemek lazım. Ana babayı kırmamak lazım. Maalesef kardeşimizin bir dükkan kadar değeri olmuyor. Hakkı geçenlere de hakkını ödemek lazım. Orada gece gündüz çalışmış, sermayesini vermiş, hanımın bileziklerini vermiş bir insana da senin de hissen benim kadar demek doğru olmaz. Evet, yani bir de şöyle hocam, hani biz 5 yıl Eltim'le bir arada oturduk ve hani gerçekten hani çok fedakarlık yapan biz de olduk. Ama şu an herkesle eşit durumdayız. Anladım. O zaman yaptığınız masrafları ispat ediyorsanız onları almak hakkınızdır. Onu da güzel kırmadan, dökmeden şahitlerle yapmanızı tavsiye ederim. Allah yardımcınız olsun. Başka soru var mı? Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı tatiller, hayırlı güzel bir gelecek diliyorum inşallah. WhatsApp sorularımız varmış. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ben ailemi ziyaret etmek için İstanbul'dan Ankara'ya uçakla gideceğim de 444 kilometre. Yani uçakla bir saat falan yapıyor aşağı yukarı. Ben bu süre zarfında seferi sayılır mıyım? Evet. Hocam selamünaleyküm. Ulaşım araçlarında namaz kılabiliyor muyuz acaba? Onu merak ettim. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet, sorular seferilikle ilgili. Zaten konumuz bu. İnşallah bir ara verelim. Aradan sonra detaylı bir şekilde seferilik konusunu sizlere arz etmeye çalışacağım. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ben ailemi ziyaret etmek için İstanbul'dan Ankara'ya uçakla gideceğim de 444 kilometre. Yani uçakla bir saat falan yapıyor aşağı yukarı. Ben bu süre zarfında seferi sayılır mıyım? Hocam selamünaleyküm. Ulaşım araçlarında namaz kılınabiliyor muyuz acaba? Onu merak ettim. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet, iki güzel soru. Seferilikle ilgili. Hemen hemen 1900'lü yıllara kadar böyle bir soru akla gelmemiş. Yani trenle yolculuk başlayınca, uçakla yolculuk başlayınca bu sefer bu soru akla gelmiş. Eskiden bir ayda gidilen yere şimdi bir saatte gidiyorum, iki saatte gidiyorum. Nasıl seferi olurum diye. Hatta Elmalı Hamdi Yazır, Allah rahmet eylesin, Hak Dini, Kur'an Dili tefsirinde de bu konuya değiniyor. Diyor ki şömendifer, tren yani trenle eskiden gidilen işte 3 günlük mesafeyi şimdi o 3 saatte gidiyor diyor. Seferilik tekrar gözden geçirilmelidir diye bir tezi var ama bu kabul edilmemiş ulema tarafından. Dünya üzerinde bütün ulema seferilik konusunda şu esasa dikkat etmiştir. Seferilikteki insanın namazını kısaltmasındaki sebep rahatlık ya da zorluk değildir. Burası önemli. Mesela Peygamberimiz gençlere diyor ki, ey gençler, evlenmeye gücü yeten evlensin. Evlenmeye gücü yetmeyen çok oruç tutsun. Çünkü oruç şehveti kırar diyor. Burada oruç şehveti kırar, evlenemeyen oruç tutsun tavsiyesinin illeti, sebebi nedir? Orucun şehveti kırmasıdır. Oruç tutmanın sebebi budur. Bekarlar için. Bak önemli. İllet nedir? Bu. Tavsiyenin sebebi bu. O zaman her işte kıyas yaptığımızda, eskiyle yeniyi mukayese yaptığımızda illet birliği lazım. İllet birliği. Ortak bir sebep lazım.
Ortak sebebi varsa kıyasını yapabiliriz. Ortak sebep, illet birliği yoksa kıyas doğru olmaz. Kıyas kabil olmaz. İşte bu illetten dolayı seferilikteki illet rahat olursa seferi olmaz, zorluk olursa seferi olur değildir. Seferilikteki illet mesafeyi kat etmektir. Yani normal yürüyüş ile o günün şartlarında 3 günlük bir mesafeyi kat eden seferi olur. Bu mesafeyi kat etmek ister normal yürüyüşle olsun, ister atla gitsin, ister trenle gitsin, ister uçakla gitsin, ister bir saatte gitsin, ister ışınlayarak gitsin. Mesafeyi kat etmiş olduğu için seferi olur. Orada rahatmış, orada rahat değilmiş. Hayır. Kaldı ki seferilikte es-seferu kıt'atun minel azab. Her yolculukta bir sıkıntı vardır, azap vardır. Telaş vardır, evindeki gibi rahat değildir, koşturmacası gerekir, vaktinde yetişmesi gerekir. Bundan dolayı seferilikteki illet uçakla da gitse, o 90 kilometreden öte 3 günlük mesafeyi onu da anlatacağım. Neden 90 kilometre diyoruz? Sebebi günde insan 6 saat normal yürüyüş yapabilir. Diğerinde yemek yemesi, dinlenmesi, ibadet etmesi lazım. Her saatte 5 kilometre gidebilir. Bir ortalama insan normal olarak günde 30 kilometre yürüyebilir. Sağlıklı olarak. 3 günde de 90 kilometre yürüyebilir diye böyle bir 90 kilometre bizim yaptığımız bir hesap. Yoksa Peygamberimiz zamanında 30 ölçün, 30 daha ölçün, 30 daha ölçün. Öyle kilometre yoktu ki zaten. Bunu anlamayanlar şimdi bu konuları da anlamakta, anlatmakta da zorlanıyoruz. 3 günlük mesafeyi siz uçakla da gitseniz seferisiniz kardeşim. Araçlarda namaz. Dilara unutturma sen araçlarda namazı. Anlatacağım ama telefon ısrar ediyorsun. Telefonu alacağım. Otobüste, trende, uçakta, vapurda, kendi taksimizde, arabamızda namaz kılabilir miyiz? Bunu konuşalım. Telefonu alalım, sonra cevap vereceğim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı sabahlar. Buyurun efendim. Hayırlı sabahlar hocam, iyi yayınlar. Sağ olun. Ben İzmir'den arıyorum. Teşekkür ederim, İzmir'e size selam. Size bir soru sormak istiyorum. Dinliyorum. Ben bu sorunun cevabını 5 yıldır arıyorum, bulamadım. Allahu Ekber. Hocam ben 6 yıldır Recep, Şaban, Ramazan aylarını oruçlu geçiriyorum. Tamam. 3 ay boyunca orucu tutuyorum. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Ben bu orucu tutuyorum. Başladığım yıldan beri benim büyüklerim, komşularım, benden yaş yaş büyük kişiler bana hep orucu 7 yıl doldurduktan sonra kurban kesmem gerektiğini ya da evde Kur'an okutmam gerektiğini, mevlüt yapmam gerektiğini söylüyorlar. Bunun aslı var mı hocam? Böyle bir şey yapmam gerekiyor mu? Bunun cevabını bulamadın mı şimdiye kadar? Hocam kime sorsam evet diyorlar, öyle bir şey var ya da öyle bir şey yok diyorlar. Ama tam olarak kesin bir şey bulamadım yani. Ben seni nasıl ikna edeceğim? 6 senedir ikna olmamışım. Hocam ben 6 senedir şöyle sizin gibi eğitimli, sizin gibi programlar yapan bir hocaya soramadım. Peki. Ben sizlere çok güveniyorum. Allah razı olsun. Siz ne derseniz onu uygulamaya çalışacağım. Anlayacağın şekilde anlatmaya çalışayım inşallah. Basitleştirerek biraz. Şimdi kıymetli kardeşim, tuttuğun oruç nafile bir oruç. Yani Allah böyle bir vazife yüklememiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu 3 ayları tutun diye bize bir vazife yüklememiş. Biz kendiliğimizden tutuyoruz. Nafilede sınır yoktur. 6 senede tutarsın, 7 senede tutarsın, 70 senede tutarsın. Yeter ki İslam'a göre helal olsun, haram olmasın. Yaptığın şey hayırdır, güzelliktir. Recep, Şaban, Ramazan oruçlu geçiriyorsun. Allah kabul etsin deriz. Zaten bu bir nafile. Bu nafileyi yapmışsın, sevabını almışsın. Sen sevabını yapmışsın, almışsın. Ya bu sevabı yapmışken niye bir daha sana bir sorumluluk yüklensin ki? Ya Kur'an okutacaksın, ya mevlüt okutacaksın, ya kurban keseceksin. Sen zaten sevabını alıyorsun, hayır yapmışsın. Bir sorumluluk daha sana yüklemez.
Dolayısıyla böyle bir şey yok anacığım. Üç ayları tutmak diye de %100 kesin dinimizde bir emir yok. Üç ayı 7 sene tutarsan kurban kesmek diye de bir emir yok. Peki 3 ay nereden çıkmış? Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Recep ayında çokça oruç tutmuş. Şaban ayının yarısını oruç tutmuş. Ramazan'da Allah'ın emri zaten oruç tutmuş müminlere beraber. Kefaret orucunu tutanlar işte kefareti varmış, kazası varmış diye göze batmasın. O da 3 ayların içerisinde bu oruçların eritsin, tutsun, kolaylık olsun diye. Başkaları da tutarken oruç tutmak daha güzel olur diye 3 aylar orucunu halkımız, Türk milleti, Anadolu insanı, Anadolu irfanıyla benimsemiş ve tutuyorlar. Güzel de oluyor. Bundan dolayı da ayrıca bir kurbana, mevlide gerek yok. İnşallah anlatabildim. Basitleştirerek söyledim. Çok güzel anlattın hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Oruca başlarken bir niyet etmemiz gerekiyor mu? Elbette. Oruçlarda niyet ettim Allah rızası için nafile bir oruç tutmaya, niyet ettim Allah rızası için kazaya kalmış bir orucuma, niyet ettim Allah rızası için Ramazan orucuna. Bunlara her gün ayrı ayrı niyetlerimiz gerekir. Tamam hocam. Ben zaten her gün ayrı ayrı yapıyorum da hani Recep ayının ilk başında ne evet. için tutmam gerektiğini diye. Yok öyle sonra. Bir niyet yok ama niyet ettim Allah razı olsun bugün oruç tutmaya diye her gün niyet etmeniz yeterlidir. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Evet. Şimdi telefon mu var? Peki şu araçlarda namazı bir anlatayım ya. Telefon alalım da. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Hayırlı buyurun. Samsun'a selam. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun efendim. Hocam ben bir soru sormak istiyorum. Dinliyorum. Cuma namazında imam hutbede dua yaparken bizim de el açıp dua etmemiz gerekiyor mu? Şimdi ben camilerde bakıyorum yarısı dua ediyor el açıp yarısı etmiyor. Bunu bir netleştirmek istedim ama. Güzel. Tabii bu afet zamanları hutbelerde dua edilmesi, daha doğrusu sesli dua, cemaatin anlayacağı şekilde dua edilmesini Diyanet İşleri Başkanlığımız öngördü. Güzel de yaptı. Normal olarak hutbe bir besmele, hamdele, salvele, Allah'a övgü ve sena farzdır. İkinci bölümünde de dua etmek gerekir hutbelerde. Bu dua kısmını Arapça yapıyor. Burada da şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Hanefi mezhebinde namazda imam Fatiha'yı okurken gayril mağdubi aleyhimüddallin dediğinde Hanefi mezhebindekiler içinden biz amin amin diyoruz. Şafiler diğer mezheptekiler amin diyorlar. Onlar sesli söylüyorlar. Hutbede de benzeri bir durum var. Hanefi mezhebi diyor ki hutbe okunurken namaz gibidir. Melekler bile dinler. Konuşulmaz, sus denilmez. Dua edildiğinde de amin denilmez. Dense bile içinden denilir. Ama imam açıktan diyor ki ya Rabbi vatanımızı milletimizi koru. Evet. Biz de susuyoruz. İçimizden amin demeliyiz ya da doğrusu ben şöyle yapıyorum. Burada bir Türkçe dua yapılıyor. Vatana, millete, insanlığa dua yapılıyor. Bunda duaya amin denmez diye elimizde mi kaldırmayalım? Elimi kaldırıyorum. İçimden amin Anladım. Diyorum. İçimden amin diyorum. Elimi kaldırarak duaya icabet ediyorum. Veya Anladım. Gittiniz Mekke'ye, Medine'ye. Mekke, Medine imam hutbede dua ediyor. Bütün Kabe'nin cemaati amin diyor. Orada zaten bu amin deniyor. Senin demiş olmamanın bir manası da kalmıyor. Orada da demenin herhangi bir sakıncası yok. Bunu bugün şundan da kaynaklanıyor. İnsanlar artık birisi dua etsin de biz amin diyelim diye bir duruma düştüler. Bu afetlerden de kaynaklanıyor. Biraz da bilgisizlikten de kaynaklanıyor. Dua etmek gerekiyor cumaları. Dolayısıyla güzel yapılıyor. Bunu mezhepler kendi aralarında tartışmışlar. Hanefi mezhebi sesli, cemaatin sesli yapmasını tasvip etmiyor. Diğer mezheplerde herhangi bir sakınca yok. İmamla konuşulur bile, hatiple konuşulabilir, soru sorulabilir. Onların da delilleri var. Hanefi mezhebinde delilleri var. O zaman şöyle özetleyeyim. Hanefi mezhebinde olan kardeşlerimiz içinden diyecekler amini. El kaldırabilirler ama içinden amin diyecekler. Diğerleri sesli demesinde herhangi bir sakınca yok.
Anladım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Samsun Vezir Köprü'den hepinize selam yolluyorum. Allah razı olsun. Şimdi araçta namaz, seferi, yola gidiyoruz. Binek üzerinde farz namaz olmaz. Ne yapacaksın? Arabanı sağa çekeceksin. Molanı yap, abdestini alacaksın. Namazını mescitte kılacaksın. Doğrusu budur. E hocam, araba tamam, özel araba, otobüs. Otobüs de namaz molası ve ihtiyaç molası diye duracak Müslüman memleketinde. Otobüsler Müslüman memleketinde nasıl ihtiyaç molasına duruyorsa namaz denk getirecek, namaz molası da duracak. Ya da namaz kılmak isteyen var, namaz vakti geçiyor, ezan okunmuş, namaz vakti yolda geçecekse bir namaz arasına müsaade edecek. Burası önemli. Trenlerde, vapurlarda durdurma imkanı yok. Buradan bir çıkmış gidiyor. Gece sabaha kadar gidecek diyelim. Akşam namazı geçecek. Zaruret halinde vapurda, trende namaz kılınabilir. Zaruret halinde. Mecbursun namaz geçiyorsa. Uçakta da namaz havada geçecek. Ya da havalanına gideceksin. Öbür havalanda ininceye kadar 2-3 vakit geçecek. İşte bu tür durumlarda namazı kazaya bırakmak yerine mümkünse diğer mezheplerdeki cem etmek, öğleyle ikindiyi, akşamla yatsıyı bir kılıp uçağa öyle binmek ya da trene öyle binmek, vapura öyle binmek uzun yolculuklarda mümkünse bunu yapabiliriz. Çünkü Hanefi mezhebi uleması da bugün değişen şartlarda, hızlanan bu ulaşım, iletişim konularında insanlar namazlarını kazaya bırakmaktansa cem etsin diye fetva veriyorlar. Ama asıl olan araçta kılmamaktır. Mecbur kalmışsan, kazaya kalacak ise kazaya bırakmamak üzere abdestini alırsın veya teyemmüm yaparsın, namazını ancak o zaman araçta kılabilirsin. Evet, sokak sorularımızı da alacağım. Burada da bizim sorularımız var. Altyazılara cevap vereceğim. Dinleyelim. Merhaba hocam. Büyük günah işleyen bir insan nasıl tövbe eder? Tövbeyi nasuh ile tövbe eder. Allahu Teala'ya ve tubu ilallahi tövbeten nasuha. Tam bir teslimiyetle, tam bir pişmanlıkla, bir daha yapmamak üzere ve şeytanı çatlatırcasına tevbe ederek, yani kendini kahredercesine tövbe etmek. Yoksa Allah affeder demekle olmaz. Tövbe içten gelecek. Seni mahvedecek o günah. Günah dağ gibi üzerine gelecek. Korkacaksın o günahtan. Onun için öyle tövbe etmek, tövbe-i nasuh ile tövbe edeceksin inşallah. Diğer soru. Merhaba hocam. Birbirimiz için yaratılmışız sözü sakıncalı mıdır? Hiç sakıncalı da değildir. Niye birbirimiz için yaratılmış? Yani biz birbirimize, arkadaşlığa uygunuz, evlenmeye uygunuz. Ne bileyim, Allah bizi böyle, düşüncelerimiz aynı, zevklerimiz aynı, efendim ideallerimiz aynı, beklentilerimiz aynı. Bunlarda bir sakınca yok. Diğer bir soru. Merhaba hocam. İslam'a göre en günahsız ziyareti nasıl olmalıdır? Ne sordu bir daha? En uygun hasta ziyareti. En uygun hasta ziyareti. Hastanın yanında moral vermek hastalığa iyi gelir. Hasta ziyareti vaciptir. Kısa olmalıdır. Bulaştıracağın ya da ona zarar vereceği herhangi bir durumda onun yanında olmaman gerekir. Onun bilmediği, duymadığı, duyduğunda, bildiğinde üzüleceği haberleri vermemen gerekir. Vah vah öldün, bittin, rengin solmuş, gittin, seni kaybedersek şöyle diye ölümden bahsetmemek gerekir. Hasta ziyaretinde hediyeleşmek de güzeldir. Dua etmek de, dua almak da güzeldir hastanın. Daha çok böyle sarılmak, işte başına birikmek yerine mümkün mertebe kenarda bir yerde oturmak, ziyaretleşmek, onlar güzel, halini hatırını sormak,
güzel şeylerdir. Hasta ziyareti aynı zamanda ibadettir, sevaptır. Müminin mümin üzerine 5 hakkından biridir diyorum. Telefon az beklesin. Şimdi turizm amaçlı seyahat etmek caiz mi? Seyahat etmek caiz tabii. Turizm amaçlı gidiyoruz biz bir yerde. Ne bileyim, Kapadokya'yı merak ediyorum. İşte Petra'yı Ürdün'de merak ediyorum. Piramitleri Mısır'da, Nil Nehri'ni merak ediyorum. Malezya'da Kuala Lumpur'u merak ediyorum. Giderim. Buradaki gidelim de seferi olur muyuz? Bazı mezhepler zevkine gezdiğinde seferi olmasın diyen alimler var. Onun için şu hataya düşüyorlar bazen. Onun için bu konuyu gündeme getirmek istedim. Bir, Ramazan'da Almanya'da çalışıyoruz diyelim. Almanya'da işçiyim ben. Ya oruç tutmak zor geliyor. Ne yapayım? Antalya'da güzel bir deniz kenarında otelde yer ayırttırayım. Seferi olayım. Ramazan'da oruç tutmayayım. Seferi olayım da efendim Antalya'ya gideyim. Ramazan'ın 15 günü oruç tutmayayım mesela. Kurtaramaz. Çünkü bazı alimlere göre sen sırf tatil için gittiğinde seferi değilsin. Orucunu tutacaksın. Böyle kaçamak yok. Bundan dolayı günaha girersin. Tesettür mayosuyla denize girmek uygun mudur? Şimdi tesettür mayosu demek benim avret yerlerimi yabancı görmesin. Ona karşı örtüyorum demek. Peki örtünmek, avret yerini örtmek bir tesettürdür. Ama tesettürün 3 şartı vardır. 1. İçini göstermiyor, doğru. Peki vücut hatlarını belli etmeyecek tesettür. Ve bütün beden örtüyor. Vücut hatların belli oluyor. Bir de tesettürlü fakat yabancı erkeklerle yabancı kadınlar aynı düğünde, aynı ortamda beraber oynuyorlar. Nasıl oynuyorlar? Tesettürlü hanım tesettüre girmiş fakat bütün vücut hatları meydanda. Her türlü hareketi yapıyor. Olmadı, tesettür kalmadı ki. Sadece örtünmüş çıplak oldun. Örtünmüş çıplak oldun, Peygamberimiz burada uyarıyor. Rubbe ariyetin kasiyet. Nice örtünmüşler var, çıplaktırlar. Çıplaktırlar. Orada dikkat etmek lazım. Aynı zamanda gözden de uzak olacak. Kadınlar denizde mayoyla ya da efendim kendi alanlarında girebilirler denize. Ama yabancı erkeklerle, yabancı kadınlar aynı yerde denize girip dalıyorlar, çıkıyorlar, hareketler yapıyorlar vesaire, zıplıyorlar, atlıyorlar. Böyle bir tesettür olmaz. Deniz, göl ve ırmak suyuyla abdest alınır mı? Suyun 3 özelliği var. Şimdi 4 özelliği olduğu da söyleniyor. Kimyasal içinde katkılar varsa onu da su özelliğini bozmuşsa olmaz. Rengi, tadı, kokusu değişmemişse denizde de abdest alınır. Gölde de abdest alınır. Irmakta da abdest alınır. Deniz kumuyla da teyemmüm yapılır. Tatillerde açık büfeler israfa girer mi? Girer. Açık büfede insanlar yediğinden fazlasını alıyorsa israfa girer. İsraf nedir? İhtiyacından fazlasını almaktır. Bir de aldığını geri bırakmaktır. İsraftır. Bu harama girer. O yüzden yiyeceksin, doymadıysan tekrar alacaksın. Önceden hepsini alıp masayı doldurup birkaç tane tadına bakıp geri bırakmayacaksın. Bundan dolayı belki yapılan israfla bir Türkiye daha doyar. Allah akıl versin, izan versin. Çin, İtalyan, Kore mutfaklarında yemek yenilebilir mi? Etle ilgili ya da yağlarla ilgili, başka malzemelerle ilgili, katkılarla ilgili size güvence veriliyorsa bu tamamen
işte vejeteryan usulüne göre yapılmıştır. Bunda domuz katkısı yoktur. Bunda efendim herhangi bir domuz eti yoktur. Herhangi bir ocakta, tencerede, tavada domuzun yağı yoktur gibi bir garanti veriliyorsa, et yoksa orada yenilebilir. Ama et varsa işin içerisinde bir gayrimüslimin kestiği meselesi varsa, dinsiz, imansız, ateistin kestiği varsa, o zaman onlardan uzak durmak lazım. Et olan, ya balık gibi şeyler yenilebilir, sebze şeyleri yenilebilir. O da yağına ve diğer maddelerine dikkat etmek şartıyla. Gittikleri yerlerde tatil fotoğraflarını paylaşanlar günaha giriyor mu? Müstehcen şeyleri paylaşıyorsa, israfı paylaşıyorsa, gösterişi paylaşıyorsa, özel hayatını paylaşıyorsa, yani adam evde hanımıyla baş başa nasıl duruyorsa, çarşıda gitmiş hanımıyla öyle bir resim çektirmiş, el ele, diz dize, kol kola, yanak yana onu paylaşıyor. Böyle paylaşım olmaz ki. Herkes onu görüyor. Ya insanlar eskiden eşinin ismini bile kıskanırlardı, ismini. Refikam derlerdi, refikam. Kızının ismini kıskanırlardı, Kerimem derlerdi. Kerimem derlerdi. Şimdi hiçbir şeyini kıskanmıyor. Her şey meydanda. Bu da günah. Dikkat etmek lazım. Sadece kadınlara ait bir mekanda mayo, bikini vesaire gibi, sadece kadınlara ait yerlerde, hamamlarda, efendim oralarda eğer bir gayrimüslim yoksa bunlar caizdir deniyor. Ulaşım araçlarında namazı anlattım. Seferi olmanın şartlarını anlatacağım. Telefon alalım, devam edeceğim. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Hayırlı yayınlar. Zeliha Demir. Buyurun efendim. Evet. Hocam, benim kayınvalidem, kayınpederim ikisi de vefat etti. Allah rahmet eylesin. Amin. Sağ olun. Şimdi sizi izleyemiyorum bu arada. Kayınvalidemin de babamın ve kayınvalidemin cenazesine devir diye bir işlem yapılmadı. Devir diye bir işlem oluyormuş. Ben bilmiyordum. Kayınpederim söyledi bunu. Evet. Şu anda yanımda yok. Geçen programda aramıştım ama şu an düştü herhalde. Evet. Bu devir işlemi olması gerekiyor mu? Hani nasıl bir şey bilmiyorum. Kayınpederim söylediği için aramıştım. Tamam. Herhalde ondan ona para mı veriliyormuş? Ne kadar para? Yani birilerine para mı veriliyormuş bir şey cenazede? Tam iyi bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Onu da bilmiyorum. Tamam. O zaman kayınpederim yanımdaydı. Şu an yok. Anladım. Şimdi devir işlemi yapılıyormuş. Yani bu... Bu olmamış bizim cenazelerimizde. Olması gerekiyor muymuş? Gerekiyorsa şimdi ne yapılması gerekiyor? Tamam kardeşim. Yani miras varsa devir olur da, burada devir dediğiniz şey, devir iskat devir derler. Evet. Tutamadığı oruçlar hesap edilebilir. Yeminleri varsa Kur'an-ı Kerim'de orucun ve yeminin kefareti vardır. Bu yüzden ölen bir kişinin tutmadığı oruçlar ve bunların fidyesini vermediği düşünülüyorsa, arkasından hayır yapmak maksadıyla bunlar hesaplanır, fakire fukaraya dağıtılır. Buna denir iskat diye, iskatı savm, iskatı evet, yemin diye. Ama bunu daha sonra sulandırdılar, ne yaptılar? Namazın da iskatını yaptılar, namazın da parasını koydular. Namazın parası, bir vakit namazın parası olur mu? Kur'an-ı Kerim'de orucun bedeli belli. Bir fakirin günlük yiyeceğidir, onu doyurmaktır. Yemin de öyle. Ama 10 fakiri doyurmaktır yeminini bozmuşsa. Şimdi bunlar belli. Bunları ödeyebiliriz. Fakat kılmadığı 3 yıllık namazının parasını biz nasıl vereceğiz? Namaz parası olmaz ki. Bunu sulandırdılar. Evet. Namazı da işin içine kattılar. Bir de cenazelerde maalesef bazı ne diyeyim, işi ucuza getirmek ya da kolay para kazanmak ya da bu ölünün acısının sırtından istismar etmek isteyenler hemen geliyorlar. Bunun deviri var, bunun ıskatı var, hemen yapmamız lazım diye. Acılı cenazenin bir de parasını alıyorlar. Bu da bir adet olmuş. Bunlardan dolayı endişe etmeyin. Ömer Nasuhi Bilmen hocamız sadece bir İslam İlmihali kitabında
yapılırsa güzel olabilir demiş. Bu kadar demiş. Başka da bir şey dememiş. Yani ne sünnette yeri var, ne Kur'an'da yeri var. Bu sadece daha sonradan ortaya çıkmış bir konudur. Hiç yapmanız gerekmiyor. Arkasından onun adına fakire fukaraya yapacağınız hayır hasenat zaten onun yerine geçer sevgili kardeşim. Ha, şimdi mesela işte atıyorum bir fakire fukaraya işte 10 oruç sevabında bir şey bağışta bulunsak işte yemininin yerine onu kişiyi doyuracak kadar bir bağışta bulunsak. Aynen öyle. Bu geçerli. Tabii geçerli olur. Zaten o hesap edilir. Oruç ve yeminleri var ve bunları ödemediyse onları ödersiniz. Onun dışında başka bir şey yapmanız gerekmez. İşte devir diye bir şey vardı diye kayınpederim devamlı söylüyor. Yok, buna ıskatı sağ. O devir demesinin sebebi de şu. Parayı çok para vermesi gerekiyor ama o kadar parası yok. Az bir parayı böyle bir zarfın kağıdın içine koyarlar. Ondan sonra fakir 2-3 tane talebe bulurlar. Onlara vehebtü der, sana bağışladım bunu der. O da kabultü der, sana geri verdim bunu der. Vehebtü kabultü vehebtü kabultü vehebtü kabultü vehebtü. 100 lirayken bu olur 100 bin lira. Halbuki burada gene 100 lira var. En sonunda bunu verirsin talebeye. 100 bin lira vermiş olursun. Kimi kandırıyorsun? 100 lira verdin. Ya bu çirkin bir şey. Aldatmaca yani gibi bir şey. Bunu İslam'a böyle yanaştırmak, Müslümanlığın esası gibi göstermek de maalesef Müslümanlar açısından doğru bir şey değil. Ben açıkçası çok hoşlanmıyorum böyle şeylerden. Çirkin bir şey. Oyun oynuyoruz yani. Kimi aldatıyoruz? Allah'ı mı aldatıyoruz? Fakiri mi aldatıyoruz? Allah ıslah etsin diyorum sadece. Ne yapayım? Allah yardımcınız olsun. Onu yapmadığımız için şu an zaten yok hiçbir sıkıntı yok. Günaha girmemiş oluyoruz. Hayır, hayır öyle bir vazifemiz yok kardeşim. Tamam yani biz onu yapmadıysak daha iyi. Tabii. Yani Allah'a emanet olun. Günaha girmemiş olduk. Sağ olun. Tamam teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amin. Diğer telefon. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı günler diliyorum. Buyurun efendim. Hocam ben bir şey danışmak istiyorum. Ben bir hafta oldu annemi kaybedeli. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Ben Antalya'da oturuyorum. Evet. Biz 4 kardeşiz. Ben 29 sene evlenmedim. Hani ilk önce babam kanser hastasıydı. Babama baktım. Altından aldım. Elimden gelen her şeyi yaptım. Babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin. 13-14 senede de babamı kaybetmiştim. Anneme baktım. En son 2 ay önce deprem oldu. Normalde Malatyalıyım. Malatya'da deprem olunca hocam annem yatalak kaldı. 3 ay baktım anneme evde. Ama ondan sonra demans, Alzheimer, şizofreni hastaneye götürdüm. Rapor çıkardırdım. Bayağı bir hani güçsüzleştim. 45 kiloya kadar düştüm. Sağlık sorunlarım başladı. Bakamadım. Bakamadığım için özel bir bakım evine verdim. Bakım evinin de normalde aylık 14 milyar. Çabaladım, aşımdan, ekmeğimden kestim. Yeter ki annem düzgün bakılsın dedim. Elimden geleni yaptım. Bakardım, yine bakardım. Hani bunca sene baktım da 3 ay mı bakamayacağım? Evet. Ama benim de sağlık sorunlarım başladığı için gücüm yetmedi hocam. Gücüm yetmedi. Allah yardımcın olsun. İlgilenemedim. Gücüm yetmedi. Evet. Şimdi mezara gömdük. Mezarlığa götürdüm. Vefat mı etti annem? Evet. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Bu kardeşlerim beni düşman bellediler. Peki onlar... Niye annemize bakmadın? Onlar niye bakmıyorlar? Annem 100 yaşındaydı hocam. Onlar neden bakmıyor? Ablam diyor ki benim kocamla aram bozulur. Ben ilgilenemem. Tamam. Abim diyor ki benim karım rahatsız, ben bakamam, ben ilgilenemem, yatalak ben altından alamam. Bakıcı tutsalardı, parasını verselerdi? Bizim paramız yok, maddi durumumuz yerinde değil, biz veremeyiz. Ben bakım zaten bakım evine bıraktım, onun ücretini de ben veriyordum hocam. Hiç kimse bana kuruş bile yardım etmedi. Hepsini tek başıma altından kalkmaya çalışıyorum ve ben bir bayanım. Ayakta durmaya çalışıyorum.
evimin kirası, bakım evinin ücreti, deprem oldu, her şeyimi kaybettim, yalnızım. Yani şimdi anne ölünce biz geçen hafta götürdüm Malatya'da defnettim. Hiçbir kardeşim gelip bana başın sağ olsun demedi. Hepsi birbirine yaslandı. Cenazeye geldiler mi bari? Evet, geldiler. He. Cenaze sahibi oldular. Öyle diyeyim. Olsun. Sağlığında bir kere bile aramadılar. Hadi tamam, ben de şunu söylüyorum hocam. Hadi ben hayırsız evlattım. Ben bakım evine verdim. Peki siz hayırlı evlat olarak bakım evini bir kere arasaydınız. Ben o bakım evinin telefonlarını kapatmadım. Tabii. Arasaydınız, anne nasılsın deseydiniz. Ben Ramazan bayramında koşa koşa annemin yanına gittim. Beni tanımıyor. Peki. Sizin derdiniz fazla, içiniz dolmuş. Ben anladım meseleyi. Bundan dolayı müsterih olun. Onlar ne derse desin. Allah biliyor. Gerisi önemli değil. Kul iyilik yap, denize at, balık bilmezse Halık bilir. Anneniz sizden razıysa gerisinden korkmayın kardeşim. Ne ben derse desinler. Ben annemden de babamdan da çok hayır duası aldım. Tamam. Gerisi boş. Onlar ne derse desin. Günaha girmişler. Hem yapmamışlar hem de baskın çıkmaya çalışıyorlar. Onların şu anda avunması için bir sebep gerekiyor. Sizi suçluyorlar. Hiç aldırış etmeyin. Benim tek söylediğim kelime hocam. Herkes Rabbim herkese kalbinin ekmeğini yemeyi nasip etsin. Aynen, çok güzel söylüyorsun. Ben kalbimin ekmeğini yemeye razıyım. Allah razı olsun. Ben vicdanımla tek başıma kaldığım zaman, ha sağlığım müsaade etseydi keşke, iyi olsaydım, sağlıklı olsaydım, son nefesine kadar bakabilseydim. Gerekeni yapmışsınız. Allah rahmet eylesin diyorum. Kardeşlerinize de Allah vicdan versin, izan Amin. Versin, insaf versin. Allah ıslah etsin. Geleceğin güzel olsun kardeşim. Dualar. Allah Onlar razı hiçbiri olsun boşa gitmez. Hocam. Allah yani, razı olsun. Ne ekersen onu biçersin. Aynen öyle. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağlık, çok afiyet çok diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Amin. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Hocam. Evet, WhatsApp'tan bir videomuz var. Hocam selamünaleyküm. Geçen sene umreye gitmiştim. Umre'de giydiğim ihramı yanımda getirdim ve içimden hani dedim ki bu bende dursun. Bunu kefen olarak kullanırım dedim. Bir de oradayken zemzemle yıkamıştım. Zemzemle yıkamak caiz midir? Cevaplarsanız sevinirim. Kolay gelsin. Evet. Kefen, yani bunu benim kefenimin içine koyun diyebilirsiniz. Zemzemle yıkamak caizdir. Herhangi bir sakıncası yoktur. Abdest alınabilir zemzemle. Elbisemizi de zemzem suyuyla neshetmiş olabiliriz. Kefen de zemzemle yıkanabilir. Herhangi bir sakıncası yok inşallah. Rabbim tüm hacılarımıza, umre efendim yapmış kardeşlerimize en güzel şekilde vazifelerini sevabına nail eylesin diye dua ediyorum. Evet, bir soru daha varmış. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı yayınlar. Size bir sorum olacaktı. Hocam benim kuzenim şu an düğün arifesinde. Bayramda damat adayının gelin adayına kurbanlık göndermesi dinimizce uygun mudur? Caiz midir hocam? Bunu öğrenebilir miyim? Teşekkür ederim. Çok güzel olur. Bazı yörelerde, bazı ülkelerde, Türklerde özellikle gelinin evine damat evi tarafından kurbanlık koç gönderilir. Hediye koç gönderilir, süslenir. Altınlar bağlanır. Sadece koç değil, koçun üzerine de boynuzlarına da kurdalayla beraber altınlar bağlanır. Ve o şekilde gelin evine gider. Bu da en büyük bir jesttir. Çok güzel bir adettir. İmkanı olanlar için tabii. İmkanı olanlar bu şekilde yaparlarsa gayet güzel olur diyorum. Evet. Bir başka sorumuz var. Hocam benim bel fıtığım var. Namaz kılarken tam oturduğum esnada Eddeyyatü okuyacağım sırada sağıma dönük oturamıyorum. O yüzden de bazen soluma dönük kılabiliyorum.
acaba bunu yapabilir miyim? Yani bel fıtığım zorladığı için böyle yapıyorum ama yapılabilir mi? Evet, güzel bir soru. Tahiyyat meselesi ve namazın son oturuşları farzdır. Son oturuş yapmak farz. Ama oturma adabında dizlerinin üzerine oturmak, kadınlarda teverrük oturuşu dediğimiz, sağ tarafından ayaklarını çıkararak soluna doğru oturması ya da sol tarafından ayaklarını çıkarıp sağına doğru oturması, erkekte aksi teverrük de derler. Bu şekilde tahiyyat yaparlar. Ama bunları yapacak durumda ya değil. Ne sağ tarafından ne sol tarafından ayaklarını çıkararak oturamıyor. O zaman nasıl kolay oluyorsa, hatta bağdaş kurarak tahiyyat yapan sahabi bir de vardır. Bağdaş kurarak, dizleriniz tutmuyor, sıkıntı var. O zaman da bağdaş kurarak bile tahiyyat yapabilirsiniz. Herhangi bir sakıncası yok. Duaya geliyorum ama duamız şu: İnşallah bu sezonun Perşembe ve Pazar günleri Muhabbet Kapısı'nı bu sezonluk bitirmiş olduk. Perşembe günleri Nursel Hanım'la, Pazar günleri de tek başıma yaptım. Muhabbet Kapısı'nın son programındayız bugün. Sezonun son programındayız. İnşallah bir ara veriyoruz yaz boyunca. Sonra inşallah Eylül'le beraber herhalde tekrar karşınızda Muhabbet Kapısı'yla olmak dileğiyle duanızı da bekliyorum. Ben de dua ediyorum. Hakkınızı helal edin. Benden de helal olsun. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyel Alel Vehhab. Ya Rabbel Alemin Ya Erhamer Rahimin. Sen her şeye kadirsin. Her şeye gücün yeter. Bizi sen yarattın. Yoktan var ettin. Mal verdin. Mülk verdin. Evlat verdin. Vatan verdin. Bayrak verdin. Allah'ım bizi iki cihanda aziz eyle. İmandan sonra küfre düşenlerden eyleme. Hidayetten sonra sapıtanlardan eyleme. Sırat-ı müstakimden bizi ayırma. Ya Rabbi neslimizi, evladımızı, ahfadımızı namaz kılanlardan, hak ve hakikati görenlerden, vatanı, milleti uğruna canını feda edecek şuurda, izanda yetişmelerini nasip eyle. Şeytanın ihvasından, tuzaklarından, nefsin hile ve tuzaklarından bizleri muhafaza eyle. Hasta kardeşlerimize şifa ihsan eyle. Tüm ölmüşlerimizin, şehitlerimizin ruhlarını şad eyle. Mekanlarını cennet eyle. Kabirlerini pür nur eyle. Dualarımızı kabul eyle. Hayrı ve hakikati nice yıllar söylemek ve bayrağı yukarılarda taşımayı cümlemize nasip eyle Allah'ım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün bu yayınlarda emeği geçen ve görevli olan kardeşlerimizin, bizlerin Kanal 7 ekranlarında ve bizi izleyen izleyicilerimizin, tüm geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.